İnsan her şeye bir hayalle başlar. Sonra inanmayla devam eder. Adım atmak için bir kıvılcıma ihtiyaç duyar. O kıvılcımı yakacak eldir öğretmen. Önce küçük adımlarla başlarız. Adımlar yürümeye, yürümeler ise koşmalara dönüşür. Koşarken yorulsan da amaca ulaşmak büyük külfetlerin sonunda olur. Her insanın hayatında zaferler vardır. Bu zaferlerin arkasında kendimiz dışında gizli kahramanlar saklıdır. Kapatalım. Zaman bir öğretmen için çok kıymetlidir. Kısacık anlara büyük sorumluluklar sığdırmak zorundadır. Ve bu sorumlulukların yoğun telaşıyla her gün bıkmadan yola koyulur. Yollar her ne kadar zorlu olsa da her yolun sonunda öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu içinde taşır. Öğretmenin içten bir günaydın sözü koca bir sınıfı ısıtır. Günaydın. Sağ ol. Karşılığında ışıltılı gözlerle tazeler heyecanını. Bu heyecanın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. İnsan burada. Ömerhan burada. İlhan burada. Ela burada. Melike burada. Geçen haftanın tekrarını bir yapalım, neler görmüştük onu hatırlayalım. Yüksek sesle konuşmamak, konuşurken doğal olmak. İki kişi konuşurken araya girmemek, muhatap olduğumuz kimseye o, bu, şu gibi ifadelerle seslenmemek. Ama daha bitmedi sınavlar. Çalış, ikinci sınav vardı, düzeltirsin, tamam mı? Çocuklar sevgiyle büyütülür, onları fark edecek gizli kahramanlarını beklerler. Anlaşıldığını hisseden her çocuğun mutluluğu gözlerine yansır. Sınıfta aktarılan sadece bilgi değildir. Asıl olan hayatı öğrenmektir. Ve öğrenmenin en güzel yolu ise sevgiyle olanıdır. Sevgiyle aydınlatılan her çocuk özündeki iyiliği büyütür. Bu iyilik büyüdükçe yarınlarımızın da aydınlanması kaçınılmazdır. Öğretmenin en iyi nöbet arkadaşı da yine öğrencidir. Bu nöbetlerde merak ettikleri tüm sorulara cevap ararlar. Herkesin anılarında, yanında dolaşmaktan mutluluk duyduğu bir öğretmeni olmuştur. Öğretmenler teneffüslerde samimi sohbetlerine sıcak bir çayla eşlik ederler. Bu sohbetlerin konusu ne olursa olsun, sonu öğrenciyle biter. Çocuklar ilgi bekler. Önemsendiklerini görmek ister, bazen bilgilerini sınarlar, bazen de yeteneklerini göstermek isterler. Merhaba.
öğretmenin her zaman yetiştirmesi gereken evrakları ve katılması gereken toplantıları vardır. Bu toplantılar öğretmenlere birçok katkı sunar. Bir çocuk her şeye hayalle başladı. Sonra kendine inandı, önce adım attı, sonra yürümeye başladı. Çok yoruldu ama koşmayı bırakmadı. Çünkü ihtiyaç duyduğu kıvılcımı yakan kahraman bir öğretmeni vardı. Bir öğretmen her şeye hayalle başladı. Tıpkı bir mum gibi kendi azalsa da ışığını hiç eksiltmedi. Çok yoruldu ama hiç durmadı. 24 saat bile çalışsa ona yetmeyecekti. Çünkü o yarınların mimarı olduğunun farkında olan gerçek bir kahramandı. Yüreklere dokunan o gizli kahramanın adıdır öğretmen. Öğretmen evlattır, öğretmen kardeştir, öğretmen anadır. Ve bir ülkenin geleceğinin aydınlığıdır.